Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler karması 5'li TYT denemelerinden deneme 5'in yani son denemenin geometri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 31. soruyla başlıyoruz. Şekil 1'de pembe renkli ABC üçgeni ile mavi renkli DF üçgeninin AC ve DE kenarları. Şu AC ve DE kenarları ne yapılmış? A ile E köşeleri çakışacak biçimde üst üste konulduğunda şekil 2 oluşmuş. Şu şekilde şekil 2 oluşmuş. Şimdi daha dik verilmiş 35 derece verilmiş ve şuradaki açı alfa iken alfa demeyeyim. Şurada alfa verilmiş. Burada kaç beta iken burası 2 beta olarak verilmiş. Hemen EDF açısı. Şurası beta iken neresi? ACB açısı 2 beta olarak verilmiş. E, C köşesinde dik üçgen bak bu mavi bunun üstüne konulmuş. Bu şekilde C köşesinde 2 beta olduğunu biliyorum. C köşesi 2 beta. Şimdi burası alfa F. F köşesinde alfa olarak verilmiş. Hocam F köşesi alfa ise o zaman burası beta mı olacak? Ve burası da 135 derece mi olacak tamam mı? Evet. Bu bir dik üçgende O zaman burası da 45 derece oldu. E şimdi burası beta ise tamam iki beta olduğundan burası da beta oldu. Yani şurada bir açı ortaylık çıktı. Şimdi açı ortaylık çıktı ve verilen bilgilere bakıyorum ve bir şey yapamıyorum. O zaman açı ortaylık olduğu zaman ne yapıyoruz? Açı ortayların kesim noktası var mı yok mu diye dikkat ediyoruz. Büyük ihtimalle çoğunluğunuz bu soruyu yapamamışlarınızdır. O yüzden buradasınızdır. E hoş geldiniz. Merhabalar. Ama biraz ağır bir soru ama ya bazen bu ağır sorularda fark etmek lazım. Şimdi burada ne yapmak lazım? Hocam açı ortaylık var. Açı ortayların kesim noktası var mı diye bakacağız. Başka açı ortaylık, iç açı ortaylık da dış açı ortaylık var mı? Yok gibi gözüküyor ama 90 ile 45'in toplamı 180. İki açı yan yana gelince 180'e tamamlayanları da özel açı oluyor, oluyor diye daha önce de söylemiştik. Hop 180'e tamamlayana bak burası 45 yaptı. Vay bu iç açı ortay bu dış açı ortay oldu. Nerede? Bak şu üçgende iç açı ortay dış açı ortay. Aha da burası açı ortayların kesim noktası oldu. O zaman bu üçgende bak bu iç açı ortay bu dış açı ortay burası açı ortayların kesim noktasıysa ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesir diyorduk ya 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesir diyorduk. Şu üçgende bu iç bu dışsa buradan gelen de açı ortayların kesim noktasından geçiyorsa eğer bu da açı ortay olur ama bu da dış açı ortay olmak zorunda. O yüzden dış açısını hemen belirliyoruz. Yani burası 70 değil dış açı ortaya olacağı için burası 70 derece olacak. Uzattım uzantısındaki açı 70 derece olacak. E artık buradan sonrası çıktı. 70-70-140'dan burası 40 olur. Bir de iç ile dış arasında kalan açı 1'e 2 oran vardı. Ya da hocam artık 40-90 ise burası 50 yapar. E hocam burada açı 50 derece yaptıysa bunlar 25-25 yapar. Sonra 25-90-45 e, ve alfanın toplamı 180 ya da alfa ile 25'in toplamı 45'e eşit. Alfayı da böylelikle 20 derece olarak buluruz. Ya da iç ile dış arasında alfaysa burası direkt 2 alfaydı. 2 alfa 40'tan alfa da 20 çıkar. Dolayısıyla cevap balık hisiri oldu ve çözümü öğrendin değil mi? Evet 30 bin soru balık hisir geldik 32'ye. Şekil 1'de ABC üçgeni biçimindeki karton BD ve EC çizgileri çizilerek bu doğru parçaları boyunca kesiliyor. Ardından oluşan şekil 2'deki üçgenler sarı, mavi ve kırmızı renge boyanıyor. Evet burası 24 verilmiş. Burası 18 verilmiş. Ve ABD açısıyla buradaki açıyla EBC açısı bu açının toplamı 90 derece verilmiş. O zaman buradaki açıyı bize 90 derece olarak söylemiş. Sarı mavi ve kırmızı renkli bölgelerin alanları birbirine eşit. Yani bu alan bu alan bu alan. Bak, son zamanlarda ÖSYM'nin böyle üzerinde durduğu bir teknik bu. Buna dikkat et. Biz daha öncesinde hep şunu biliyoruz. Oranlara bakaraktan alanları yazıyorduk tabanlara bakaraktan. Burada tam tersi. Alanlar oranı verilmiş. Alanlar oranı birebirse tabanlar oranı da birebirdir. Yani şu parça ile şu parça eşittir diyebiliriz. E hocam şu alan ve şu alana bakacak olursam bu sefer tepe noktası B'ye göre baktığımızda A'ya 2A var ya. 1'e 2'den dolayı o zaman burası A iken burası 2A yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. E burası 18, 24 dik üçgen. Hocam burası 6'nın 3 katı. Hocam burası 6'nın 4 katı. E hocam burası da o zaman 6'nın 5 katı olmak zorunda. Yani 30 yaptı. E burası 30 ise eğer burası 10 ve burası da 20 mi oldu? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? EC uzun isteniyor. Dur. Şimdi EC bizden isteniyorsa bir hamle yapmalıyız. Nasıl bir hamle? Herhangi bir soruda bizden bir uzunluk isteniyorsa iki konu aklımıza gelecek. Ya dik üçgen ya da benzerlik. E burada hocam 90 derece karşılık getirmeliyiz o zaman buna. E bu EC'ye ait 90 derece ya böyle dik getirirsin ya da buradan dik çizersin. Hadi şansımı buradan kullandım. Buradan dik çizdim. E buradan sonrasında bir şeyler gelecek mi? Gelir tabii ki. Şunları bulursam olay bitti arkadaşım. Şimdi bunun tamamı da 90 derece değil mi? Şunun tamamı da evet. E burada 90'lar havada uçuşuyor. Dalsak mı bir alfa beta ya? Dalsak bile sanki alfa beta geçişi yapamayacağız. Değil mi? Şuraya bir alfa beta desem burası beta oluyor. Şurası da beta oldu. Sonra büyük dik üçgenle ilgili bir alakası oldu mu? Olmadı gibi duruyor. E o yüzden ne yapacağız hocam ya burada? En azından bak şurada bir oranlama bulduk ya o oranlamayı kullanayım ben. E hocam oradaki oranlamayı biz nasıl kullanacağız? Aha da şöyle. Şuradan bir orta taban çizersem bir dik çizersem yani dik çizdiğimde orta taban çizisi oldu. 1'e 2 oran oldu. Hocam şuradan dik çizdiğimde şimdi burada bir temel orantı var. Bak şu büyükte de bir temel orantı var. Bu temel orantıda hocam şurada 2'ye 1 oran var ya o zaman burada da 2'ye 1 oran vardır. Yani en 2'endir. Toplam 3'e 18 ise n'i 6 buluruz. 6'ya 12 yapar burası. Hemen 12'yi yaz. Burası da 6. E 6 ise şu orta taban çizgisi bu 3 3 diye paylaşır. E hocam şurası belli mi? 12-20, 12-16-20'den burası 16 oldu. 16 ise orta tabandan burası da 8 oldu. Şimdi buradaki dik üçgene bakar mısın? 8, burası kaç? 15, 8-15, 17 üçgeninden bu uzunlukta 17 çıkar. Evet bu da güzel bir soru. Yani bir, bir tık zor bir soru sanki. Ama bu alanlarla ilgili şu muhabbeti ÖSYM kullanıyor. Hem alanı hem de dik üçgeni hem de benzerliği böyle iç içe kazanımların içerisinde koyup önümüze gelebilirler. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ha bunun daha farklı çözüm var mıdır? Tabii ki vardır. Ben şuradan dik çizerek buradan yorumladım. İstersen bu dikin devamını böyle devamını da getirirsin. O şekilde de yaparsın yani bu diki çizmeden. Bu şekilde de yaparsın. Çok farklı ya. Oranlamalar olduğu zaman farklı farklı. İşte buradan paralel çizersin falan filan. Ya da buradan paralel çizip oradan da sonuca ulaşabilirsin. Tamamıyla sana kalmış. Büyük ihtimal sen de bir yerden gitmişsindir. Ee, şimdi bu yoldan yapılabildiğini gördün ya. Benzerlik. Sen kendi gittiğin yola bir de bakalım bir benzerlik de işin içine kataraktan da şöyle bir şeyler yapmaya çalış bakalım. Bakalım sonucu bulabilecek misin? Yani çünkü sen buraya geldiysen, bu soruyu izlediysen bu soruyu yapamadın. E, soruyu yapamamak da güzeldir. Yani yapamadığın zaman çözümünü öğrenmen çok güzeldir. E, sen burada bir çözüm tekniği öğrendin. Kendi yolunda geliştirerek de o çözüm tekniğini ilerletirsen bundan sonra böyle soruları kaçırmazsın. Tamam. Dediğimi de unutma. 32. soru. Evet, evet oldu. Geldik. 33'e. Bir katlama var kardeşim. Şöyle bir katlama verilmiş. Ve burada K iken 4K iken burası da 3K verilmiş. BE uzunluğu kaç? 4K. Burası da 3K verilmiş. Şimdi biz katlamayı gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? O eski haline geri getiriyorduk şöyle. Hop eski haline geri getirdik kardeşim. eski Eskiden şu şekildeydi. Düzgün bir şekilde gelmedi. Kusura bakma. Bazen böyle oyalanabiliyoruz. Evet. Şu şekilde geldi eski haline. Eski hali bu. Hocam burası 11 burası 14. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. 11 ise burası da 11 olacak. O zaman buraya 11 eksi x kaldı. Yani y'yi bulursak sanki olay bitecek. Tamamının 11 olduğunu unutma ama. Sonra başka üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Bu açılar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit. Açılar karışık olduğu zaman çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi genelde e, o yüzden şuralara yoğunlaşalım. Hatta 90 ise burası da 90 mı? Evet. Aa, bak bu açı ortay. Nerede? Sarı üçgenin dış açı ortayı. Dış açı ortayda ne yapıyorduk? Şu bölü tamamı. 4K bölü 7K eşittir. Y bölü 14 değil miydi? İlk ok Y'ye ikinci okta ok 14 e diyor. Y bölü 14. Bu iki katı bu da iki katı Y buradan 8 olmak zorunda. Y eğer 8 ise e bunun tamamı da zaten 11'di. O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Yani cevap böylelikle C han yaptığı 33. soruda. Geldik 34'e. Şekil 1'de ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli ve çevresi 24 birim olan. Çevresi 24 ve düzgün altıgen. 6'ya böl. Bir kenar kaç çıktı o zaman? 4 mi çıktı? Evet. Şimdi ne yapılmış burada düzgün altıgeni biçiminde karton FC boyunca katlandığında, FC boyunca katlandı. Bu simetri ekseni değil mi? Katlandığında şu kenar bunun üstüne cuk diye otururuz ki oturmuşu da var burada zaten. Tamam. Ardından KLE boyunca katlandığında şekil işte ku... ardından KLE boyunca şöyle katlanmış. Bu da bunun üstüne cuk diye oturmuş görüyorsunuz böyle. E tamam. Yani bu da ne demek? Hocam şunlar da birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit demek. Bu arada. Bu düzgün altıgen şeklinde de bir kenarı 4'tü. Bir kenarı 4 burası 2 2. Düzgün altıgende bir kenarın iki katıymıdır değil midir şu uzun kenar? Evet. E bunun tamamı 8 burası da 4 4 mi oldu? Aynen öyle. Katladığımız aynı doğru üstünde gittiği için bu açılar birbirine eşit olacağından 90 90 oldu. Burası da 90 90 oldu mu? Oldu. Yani şu şekilde 90 90 burası. E bu açımız hala kaç derece? Bu simetri ekseni olduğu için 60 60 şu açıya yazalım. Bu açı B açısı hala daha 120 derece. 120 derece. Hatta burası da 120 derece mi? Aynen öyle. Tamam. Sonra buna göre şekil 4'teki K ve L üssü noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız şimdi? Şu 120'leri kullanalım. Şurası da 60 mı? 60. Hocam C'den B'ye gelmişim. C'den B'ye gelmişim. K da tam böyle üstüne geldi ya. Aa dikkat et. K da aslında ilk şekle göre düşünecek olursak tam böyle bunun ortasında ya 4 4 diye bölecek ya. Bu simetri eksenlerin kesim noktası değil midir böyle? Yarı tam ortası olduğu için. Evet. Yani burası tam böyle simetri eksenlerinin kesim noktası. Yani burası simetri merkezi. Simetri merkezinden köşelere gittiğin zaman eşkenar üçgen oluşmuyor muydu? Evet. E o zaman ben burada şunu düşünebilirim. Burası K simetri eksenlerinin kesim noktasıydı. Köşeye gittiğim zaman bu bir eşkenar üçgen olacak. Bu K üstü de aynı şekilde. Köşeye gittiğim zaman eşkenar üçgen karşıma çıkacak. 60 60 60. Burası da 60 oldu. E hocam burası 90 derece. E tamamı 90'dı. 30 oldu. O zaman burası da 60 oldu. Aa bu doğrusal oldu. Doğrusal olmasından dolayı ben artık şu uzunluğu da rahat bir şekilde bulabilirim. Bu arada şuradaki uzunluk 2 birim. Burası da 2 birim. E, burası da eşkenar üçgen 60 60 60. Buraya 30 kaldı. 30'u karşı 2 ise 90'ı karşı 4 yaptı. 4 2 daha. Burası kaç yaptı? 6 yaptı. Bizden KL L uzunluğu isteniyor. Ve cevap böylelikle 6 çıkar. Güzel bir soru. İlk şekilde yorumladık. Simetri eksenlerin kesim noktasında yorumladık. Ve eşkenar üçgenleri de yorumladık. Aynı şekilde K'dan bak C'ye ve B'ye gelince. Şu K kesim noktası ya. B'ye ve C'ye gelince eşkenar üçgen olmasını burada da kullandık. Bak burada da kullandık gördün mü? Gerçekten hoş bir soru. 34. soru C'han oldu. Geldik 35'e. Şekil 1'de ön yüzü abi arka yüzü kırmızı renkli olan ABC ABC'de dikdörtgen biçimdeki karton AL ve BK doğruları boyunca kesilerek şekil 2'de konuma getiriliyor. Arkadaşlar bunu 2'ye 2 şeklinde kestim. E buradaki uzunlukları da ben XX dersem aslında bu Pisagor bağıntısından burası Y ise Y kare X kare artı Y kare eşitse X kare artı 2'nin karesine eşitse Burada da y olmak zorunda. X kare artı 2'nin karesi y olduğundan dolayı. Yani bir karşımıza ne çıktı burada? X kenar yamuk çıktı. Peki bunun tamamını kaç vermiş? 12 vermiş. 12 verdiyse burası 8 oldu. 8 oldu. Hocam x kenar yamuk karşımıza çıktı. Yani şuraları y y. Bu x kenar yamukta ne yapıyorduk genelde? Hocam şu dikmeler bizim için çok önemli oluyordu. Bu dikmeleri çizelim bakalım şöyle. Dikmeleri çizdiğimizde 8 ise 8. E bunun tamamı 12 idi. Tabanı da iki eş parçaya bölecek şuradaki. Çünkü x kenar yamukta dikmeler önemliydi. Ayrılıkları parçalarda birbirine eşit olacak. Tamamı 12 olduğundan dolayı 8 ise 4 kaldı ikisine. Yani bunlar 2 2 yaptı yaptı. Ya da oradan dik çizerek buranın da 2 olduğunu da görebilirdin zaten. Neyse sonra bir katlama yapılmış. Hmm, dur bakayım. Bu katlama yapıldığında L üstü buraya gelmiş. L üstü de ABK üçgenin diklik merkezi. Hm. Şu üçgenin diklik merkezi. Öncelikle bir katlama yapıldığında eski haline geri açıyorduk kardeşim. Şu eski haline geri açalım. Şöyle bu bir ikizkenar yamuktu. Şunların eşitliğini göstereyim. Şuralara bir YY demiştik zaten biz. Şimdi ben burada bir katlama yaptım. Buradaki nokta buraya geldi ve diklik merkeziymiş şuradaki üçgenin. Diklik merkezi demek ne demek? Bir köşeden o diklik merkezine geldiği zaman devamının yükseklik olması anlamına geliyor. Aa hocam ben buradan diki çizmiştim biraz önce. Şu diki çizdiğimde burası 2 birim ayırmamış mıydı? Evet. Burası 2 birim. E bunun tamamı 12 birim olduğundan dolayı buraya kaç kaldı o zaman? 10 kaldı. Bu dik şekil karışmasın diye buradan çizmeyeyim. Biraz önceki çizdik ya 2 bulduk ya o yüzden 2'yi yazdım buraya. E sonra ne yapacağız burada? Hocam buranın da 8 olduğunu biliyoruz. Aa Hı, hmm. Vay. Bak 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 bak. Bir de şuna dikkat et. Arkadaş burada alanla da ilgili bir şey söyleyebiliriz. Bu 8'lik. Bu da 12'lik ya. Paralel doğrular ya. Yüksekleri de eşit ya. 8'deki alan 8A'ysa 12'de kalan 12A diyebilir miyiz? Şu üçgenin tamamına. Evet diyebiliriz. E hadi dedik ne işimize yarayacak hocam. Hocam buradaki alan 8S burası katlandığında buraya geldi. Burası da 8A oldu. E 8 kenarı aynı zamanda bak burası da 8 yaptı. Ondan sonra şu kenar buraya geldi. E şimdi ben 8A alanını kullanabilir miyim? Bir üçgenin alanı şekilde 90 derece varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Hocam burada taban burasıysa tepesi burası. Buradan çizilen yükseklik var mı? Var. Bak 8 tabanına ait yükseklik 10. Yani 8A süper bir soru. 8 çarpı 10 bölü 2 eşit ya. E buradan A'yı kaç buluruz kardeşim? 5 buluruz. 5 kere 8 burası kaç çıktı? 40 çıktı. O zaman gel buraya. Gel buraya. Şu 8A. 8A. A. A 5. 5 kere 8 40. Hocam bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı isteniyor. Tamam. Şuradaki dik çizmeyeyim artık. Arkadaş bundan sonrası kolay. Şöyle çizdin. Bu alanı 40 buldun mu? Buldun. Hocam 8'de kalan 40 ise 2'de kalan bak kaç katı? 5 katı. 5 katı. Burası 10 yapar. 2'de kalan burası da 10 yapar. 12'de kalan da 60 mı yapar? Evet topla ya da bu alan tüm alanın yarısıydı zaten. E burası 60 ise tüm alanda kaç yapar o zaman? 120 yapar. Çünkü şu bizim alanın yarısıydı ya da tek tek hepsini topladım şurada. 60, 10, 40 ve onun toplamı kaç yaptı? 120 yaptı. Gerçekten güzel bir soruydu bu da. Hoş. Çok ağır da değil. Sınavda çıkabilecek ayarda bir soru. Hem böyle e, alan dağıtmayı kullandık. Hem diklik merkezini kullandık. ÖSYM'de böyle kazanımların fazla olan soruları gerçekten seviyor. Özellikle dörtgenler konusunda. Hoş bir soruyu çöz, daha çözdük. 35. soru Edremit oldu. Geldik 36. soruya. Dört kanatlı bir vantilatörün her bir kanadı özdeş olup delta üç şeklindedir ve alanı 25 birim kare olarak verilmiş bunlar. Bu vantilatörün ard arda gelen her iki kanat arasındaki açı birbirine eşit olup kanatlar C köşesinde çakıştırılmış. Hep C köşesinde çakıştırılmış. E hocam o zaman şuradaki açılar bak özdeş olarak söylenmiş. C köşesinde de çakıştırılmış ya şuradaki açılara da BBB dersem. A buradan güzel bir şey geldi. 4A artı 4B neye eşit? 360 eşit. A artı B'ye 90 gelir. Bir de burada 150 derece verilmiş. 150 derece yani bu 2 artı B eşittir 150 deyip 2 bölüm 2 denklemden sorucu ulaşabilirsin. Ya da hocam şurası 150 derece ya. Bak neresi? 150 derece burası. 2 artı B. Hocam burası da 2 artı B. Burası da 150. E 150, 150, 300. Şu ikisini 60 kaldı ve bunlar da eşitse bunlar da 30'ar derece oldu mu? Oldu. Daha kolay bir şekilde bulduk. Evet 30 derece. E, hatta burası ne oldu o zaman arkadaşım? 90, 90, 180. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 olduğundan şu ikisi de 150. Toplamı 180 olacak. Burası da 150 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Kanatlardan birinin simetri eksenin uzunluğu. Simetri ekseni. Deltoid. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit ya. Simetri ekseni dediğimiz yer neresidir? Hop şu. Köşegen. Eşit olan açılardan değil de şu farklı açılardan çizilen köşegen değil miydi? Evet. Bu simetri ekseni. Hatta burası kaç kaç yapıyor? 75 75. Burası da 15 15 oldu mu? Oldu. Ana 15'i gördük. Köşegenler de dik kesiyor zaten. Diğer köşegenini çizersem 15, 75, 90 kenar çıktı karşımıza. Yani haşa 4 haştır burası. E o zaman haşa 4 haşı yazdın. Aynı şekilde burası da haşa 4 haş. Ve her birinin alanı da 25 olarak verilmişti. E alanı neydi? Köşegenler dik kesen bir dörtgenin alanı. Köşegenler çarpımı. 4 haş çarpı 2 haş bölü 2. Yani 4 haş kare eşittir 25 verilmiş. O zaman buradan 2 haşı kaç bulduk? Kare küre alınca değil mi? Şunlar gitti. 4 haş kare 25. 2 haş buradan kaç geldi 5 geldi. Bizden ne isteniyor? Eksi simetrik eksenin uzunluğu. Yani 4h isteniyor. Hocam 4h 2h 5'le 2 ile çarparsan 4h elde ederim. Yani cevap böylelikle 10 çıkar. Cevap Cihan olur. Güzel bir soruydu bu da. Geldik 37'ye. 37. 37, 37 soruda her birinin alanı 16 birim kare olan paraya kenar biçimindeki 2 eş karton üst üste yani karton üstteki kartonun E köşesi alttaki kartonun köşegenlerinin kesim noktasında olacak biçimde şekil Birdik gibi üst üste yerleştirilmiş. Evet tam bu köşegenlerin kesim noktasıymış. Peki köşegenlerin kesim noktası olsun. Bir köşegen çizecek olursam şöyle ama diğer karton da şöyle belirleyeyim mi? Şu karton, alttaki karton da şu şekilde değil mi arkadaşım? Evet. Dur bakalım ne oldu? Bazen böyle eksiklikler yaşanabiliyor. Hop çizdik şöyle. Tam burası köşegenlerin kesim noktası. Şimdi köşegenlerin kesim noktası ama dur bakalım soruyor kim? Belki biraz çapraz konulmuştur. Daha sonra üstteki kartonun neyi köşesi bulunduğu köşegenlerden birinin doğrultusu üzerinde. Ha bulunduğu köşegenin doğrultusu üzerinde diyor. O zaman işimiz kolaylaştı. Yani bir köşegen üzerindeymiş bu. Tam köşegenlerin kesim noktası. Yani bu ne demek? Hocam şu parça ile şu parça birbirine eşit demek. Değil mi? Tam da köşegenlerin kesim noktası. Köşegenlerin kesim noktasında birbirini ortalıyordu bunlar çıkıyor. Tamam devam edelim. Evet daha sonra Üstteki karton ne köşesi bulunduğu köşe bulunduğu köşegenlerden birinin doğrultusunun üzerinde A köşesinde 3 birim e, yaklaştırılımda şekil 2 elde ediliyor. Evet 3 birim yaklaştırılmış şekil 2 elde edilmiş. Ben şekil de şöyle çizmek istiyorum kardeşim. Şöyle, şöyle 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 mi oldu o zaman arkadaşım? Evet bu şekilde oldu. Yani şu şekil ikinci şekil mavili çizdiğim şekil oldu. Ve 3 birim şurası 3 birim demek istiyor bize. Devam edelim. Her iki durumda da kartonun kenarları birbirine paralel. Birbirine paralel olduğu için tam köşegen üzerinde gittiğini de söyleyebiliriz bu arada. E, ee, şekil 1'deki kartonu kapladığı toplam alan şekil 2'deki kartonu kapladığı toplam alandan 5 birim kare fazla oluyor. Arkadaş bir kere şuna bakalım. Bir alan ne? 16 değil mi? Evet. Şimdi şuradakine göre yorumlayalım mesela. Şekil 2'de olduğu zaman bu şekilde olacak ya. Burası x alanı diyelim mesela. Hocam bir alan şöyle mesela. Bir alan derken 16 burada. Sonra öbüründe de 16 hesaplarsan buraya 2 defa geçmiş oluyorsun. O zaman 16 artı 16 artı ne dersin? Yani şurada kapladığı tüm alanı hesaplarken 16 burada hesapladın. 16 burada hesapladın. Hocam 2 x'i 2 defa hesaplamış olduk. O zaman x'i bir defasında çıkartmamız lazım değil mi? Evet tüm alan bulunurken bu şekilde bulundu. 2 paraya kenar bir de ortak olanı bir kere çıkartmamız lazım. E tamam bunu öğrendik. O zaman yukarıdaki de gelelim. Şimdi her iki durumda da kartonların kenarları birbirine paralel konumda olup Şimdi e, şekil 1'deki kartonlarda kapladığı topla, toplam alan şekil 1'deki toplam alandan 5 birim kare fazlaymış. Hmm. Şekil 1'deki toplam alana bakalım. Hocam ben şuraya A alanı dersem. Şuradaki kırmızı alana da B alanı dersem. Dikkat et ilk etapta mavi kenarı düşünme. Hocam bu alan 16 artı bu alan bu. 16 artı 16 eksi A şeklinde değil mi şekil 1'deki alan? Evet şekil 2'deki alan ne olacak? Hocam şekil 2'de kalan da şu paraya kenar artı mavi paraya kenarın alanı 16 artı 16 eksi o zaman ortak alanda A artı B olacak. A artı B alanını çıkartacağım. İşte şekil 1'deki alan şekil 2'deki alandan 5 fazlaymış. Yani bu da eşittir. A artı 5 mi diyeceğiz? Şekil 1'deki alan bu ya. Şekil 1'deki alan şekil 2'deki alandan 5 fazlaymış. E şekil 1'deki alan bu 16 A 16 eksi A. Şekil 2'deki de 16 16 eksi A artı B. Bir de artı 5 fazlası. Bunlar birbirine eşit olacak. Aa hocam 16'lar gitti mi? Gitti. Değil mi? Burada eksi a kaldı eşittir. Eksi'yi dağıtıyorum. Eksi a eksi b yaptı. Eşittir. bir de artı 5 var burada. Buradan ne geldi o zaman? Şunlar da gitti. B alanını böylelikle kaç bulduk? 5 bulduk. Evet buradaki bir alan 5 çıktı arkadaşım. B alanı 5 çıktı. Tam bu köşegen boyunca kesiyor ya. Burası da 5 bölü 2, 5 bölü 2 olmaz mı? Olur. E ee, sonra 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 Paralel kenarının alanını da kaç biliyorum ben? 16 olarak biliyorum. Her birinin alanı 16 birim kare olan paralel kenardan bahsediyorum. Buradaki alanda 5. A alanı ile ilgili bir şey gelecek mi acaba? Dur bakayım. A köşesinden çizilen köşegenin uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Hmm, bir dakika. Şimdi ben şu tam köşegenin kesim noktası olduğu zaman buradaki alanı da bulabilirim aslında. A alanı da bulabilirim. Çünkü düşün şu paralel kenar burada köşegeni üzerine geldi. Köşegenlerin kesim noktasına geldi. Diğer para kenarda böyle. E hocam tam burası orta nokta ya. E o zaman burada ne olmak zorunda? Şu para kenar tüm alanın dörtte biri olmak zorunda. Yani şunlar orta nokta olduğundan dolayı. E niye? Çünkü şu uzunluk bak dikkat et. Orta bandan dolayı K iken burası 2K oldu. E hocam burası 2K iken burası da 2K olacak. Burası K olacak. Tam K'ya K böldü. Aynı şekilde burası da NN şeklinde bölecek. K'ya enlik dikdörtgen burası 16 bölü 4'ten burası kaç çıkıyor o zaman 4 çıkıyor. Güzel A alanı 4 oldu. Şimdi 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 burada bir benzerlik benzerlik var sanki alanı 4 bulduk buradan sonrasında da yorumlayalım. Hocam bu 4 alanıysa burası 2 alanı burası da 2 alanı. Hocam şu alanda 5 alanıysa o zaman 2.5 2.5 olmak zorunda değil mi burası 2.5'a 2.5 olmak zorunda. İstersek paraya kenardaki benzerliklerine gidebiliriz ama burada üçgen benzerliğini daha rahat görürsünüz diye orada yapacağım. <laughs> Çok pardon. Şimdi burada bir temel orantı var. Benzerlik alan ilişkisi e, alanlar oranının karesine eşitti. Alanlar oranının karekütü de benzerlik oranına eşit olmaz mı? Olur. E benzerlik oranı o zaman alanlar oranı var burada. Var ya burada. Hani 2 bölü tamamı yani dört buçuk. 2 bölü buçuk bu alanlar oranı. Alanlar oranının karekükü olacak. Ya bu dediğimiz 9 bölü 2 değil mi? Evet bu 9 bölü 2'dir. Ters çevir çarptığım zaman 4 bölü 9 yapıyor. Bu 4 bölü 9 yaptı. Karakükünü aldığım zaman da 2 bölü 3 mi yaptı? Evet. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Yani burası 2a iken tamamı 3a'dır. Burası da a mı oldu? Evet. Şimdi dikkat et. 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Şu uzunluk 3 ise hani 1'e 2 ya 1'e 2. Burası 6 olacak. E burayı 6 buldum ben şimdi. Bak şu uzunluk 6 köşegenler de birbirini ortalıyordu. O zaman burası da 6 olmak zorunda. Dikkat et. Tekrar söylüyorum. Burası 3 iken şurayı 6 buldum. Bu da köşegenlerin kesim noktasıydı. Yani şu uzunluk 6 burası da 6. Bir köşegen uzunluğu kaç yaptı? 12 yaptı. Bizden A köşesinden çizilen köşegen soruluyor zaten. Yani şu köşegen kaç çıktı? 6 6 daha 12 mi çıktı? Evet 12 çıktı. Valla ilginç bir soru. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Daha farklı yollardan yapılabilir mi? Evet paraya kenarlarının da benzerliğinden de yapabilirdik burada. Hocam bir paraya kenar burada bir paraya kenar burada. Açılarda kenarlarda kendisi 2'ye 1 2'ye 1 şekli orantılı ya. Yani şunlar benzer deyip Benzerlik oranı da şu şekilde. 2'ye e, 1 oranı sonra, sonradan bulduk ama neyse. 4 e, bölü tamamı kaç? 9'dan 2 bölü 3'ü oradan da bulabilirsiniz. Yani burası 2A iken burası 3A da o şekilde de bulunabilirdi. Gerçekten hoş bir soru. Yani e, bu arada paraya kenardaki de benzerliği de göstermiş olduk böylelikle. Ama paraya kenar benzerliğinin olması için ne olması lazım? Açıların kesinlikle eşit olması lazım. E, şu. şu üstteki kenarların belli bir orantıda, yandaki kenarların da belli bir orantıda olması lazım. Ya, yani hepsinin sağlanması lazım. Üstteki kenarlar belli bir orantıda olup da yandaki kenarlar belli bir orantıda olmazsa onlar yine benzer sayılmaz. A burada şuradaki köşegen üzerinde olmasından dolayı ee, bunlar benzer diyebiliriz. Hatta bir paraya kenarı bir köşegeni boyunca büyüttüğümüz zaman da mesela şu köşegeni boyunca büyüttüğümüz anda şu köşegen doğrultusunda büyüttüğümüz zaman da bunlar benzer diyebiliriz. Aynı oranda büyüttüğümüz zaman şu şekilde köşegeni olacak şekilde büyüttüğümüz zaman bunlar benzer de diyebiliriz. Şu an aklıma geldi. Direkt buradan da bir bilgi de kapmış oldum. Evet 37. soru. Gerçekten güzel bir soruydu. Cevap denizli oldu. Geldik 38'e. Ön yüzü pembe arka yüzü mavi renkli olan ABCD yamuğu şeklindeki kağıt EF boyunca katlanıyor. Dikkat sınavda çıkması muhtemel sorulardan biri. Böyle yamuğu da katladıklarında güzel şeyler oluşuyor çünkü. Önce bir katlama sorusu gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? eski haline geri getiriyoruz. Şöyle eski haline geri getirelim. Peki katlamayı yaptık. Bu arada verilen bilgiler var. 11 var 8 var bir de EF uzunluğunu da 9 vermiş. Efe EF uzunluğu 10 vermiş pardon. Arkadaş burada paralel çizip de oranlamaları bulabiliriz aslında ama gerek yok. Buradan buraya kaç artış var? 2 artış var. Buradan buraya da 1 artış var. Artışa göre de 2'ye 1, 2 şu 2'ye 1'i şu şekilde yazabiliriz. 2'ye 1. Yan taraftaki oran olarak yazabiliriz kardeşim şu şekilde. E o zaman burası 2A. Burası A oldu. Burası 2B. Burası da B mi oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? Katlama da. Üst üste binen kenarlar eşit, Üst üste binen açılar işte. Hocam 2A iken burası 2A olacak. Aklında kalsın. Bu arada şuradaki kağıdın altında kalan parçayı da şöyle bir çizeyim ben. Şimdi burada katlamada bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam burada da üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şunlar paraleldi. Noktaysa nokta yöndeşlikten. E burası da Z'den dolayı da nokta açısı yaptı. A ise A oldu. Bak burası dikkat. Sırada çıkması muhtemel. Yani yamuğu böyle katladığımız zaman şuradaki oluşan üçgenler aynı şekilde. Bak burası da çizgi. Burası da çizgi. Burası da B oldu. X kenarlıklar çıkıyor karşımıza. Ve bu arada ben şuranın ne olduğunu biliyorum. 10. Burası 8. Katlamadan dolayı burası da 8 oldu. A. A. 2A ise burası da 2A olmayacak mı katlamadan dolayı? Evet. Şu mavi yamukta da bir orta taban çıktı. 18 bölü 2'den buraya da 9 bulduk. Katlama sonucu elde edilen şekilde tek katlı bölgelerin çevreleri toplamı 34. Hocam tek katlı bölmeler bir burası bir burası. Değil. Bir de şurası yok mu kardeşim? Bu da alt tarafta arkaya geçti değil mi? Evet burası böyle katladığın zaman bak şurası tamam. Burası tamam iki katlı üst üste. İki katlı olan yer zaten bir tek burası. E kalan bölmeler neresi oldu? Burası burası ve burası. Bunların çevreleri toplamından bahsetmiş. Burada burası 2B iken burası da 2B olacak. Burası da B mi olacak? Evet. Şimdi bu çevrelere bakalım. E hocam şuraya bir x diyeyim. Buraya da bir y diyeyim. Şunun çevresinden 2 artı x geldi. 2 artı x artı. Bunun çevresi 2 b artı y. Artı hocam bir de bunun çevresine bakacağız. Şunun çevresinde de a var b var 9 artı 8 var. a b 9 8 daha 17. İşte bu çevreyi kaç vermiş? 34 olarak vermiş bize. Şimdi arkadaşlar burada ne var? A hocam şunun tamamı zaten kaçtı? 11'di. E hocam 9'u buradaysa 11'den 9 çıkart. X ile Y'nin toplamına 2 kaldı. Hocam X ile Y 2. Şu X ile Y 2 ise eğer toplamı burada 2A 3A var. 3A artı 3B şu 17 artı 2 19 yaptı. 34'ten 19'u çıkartacağız. 15 mi kalıyor? Evet. 3A artı 3B 15 eşitse A artı B buradan 5 geldi. Benden ne isteniyor? DA, DE ve CF'nin toplamı isteniyor. 2 artı 2B isteniyor. A artı B 5 ise 2 artı 2 de 10 mu çıkar? Evet. Cevap böylelikle balık esir oldu. Bu da güzel sorulardan biriydi. Dikkat. Ya bu da seni geliştirecek sorudan biriydi. Gerçekten hoş bir soruydu. Cevap balık esir. Geldik 39'a. Şekilde küp biçiminde olan bir tahta bloktan bir kare dik prizma çıkartılıyor. Kare dik prizma. Bir kenarı 2 ise burası da 2 2 oldu. Evet. Şimdi şuraları 3, 3 olarak verilmiş. O zaman 3, 2 ve 3. Kaç yapıyor? 3, 6, 7, 8. Burası 8 mi yaptı? Aynen öyle. Şimdi olduğuna göre diyor. Ve verniklenen. Şimdi burayı da ne yapmışız? Bunun bütün yüzeyini verniklemişiz. Verniklenen yüzeyle verniklenen yüzeylerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaş ilk önce şöyle yapabiliriz. Bu alanları tek tek de bulabilirsiniz. Ya da parça çıkarma sorularında ne yapıyorduk? Öncelikle tüm alanı yazıyorduk ya parça çıkarılmadan önceki tüm alanı yazalım. Parça çıkarılmadan önce tüm alan bir kenarı 8 olan bir küp. Yani 6 çarpı 8'in karesi. Sonra parçayı çıkarttıktan sonra ne yapacağız? Eklenen yüzeyleri ekleyeceğiz. Çıkarılan yüzeyleri çıkartacağız. Bir de nötrleyen yüzeyler vardı. zaten parça çıkarttığımız zaman ön arka sağ sol alt üst olarak bakıyoruz. Hocam şurada ön yüzey çıktı. Arkada aynısı oluştu. Nötrledi. Ön arka nötr. Ön arka ne oldu? Nötrledi. Yani ekleyip çıkan bir parça yok. Hocam alt üst var. Alt üst ne oldu? Çıktı. O zaman bunu çıkartacağım. Yani 2 kere 2 4. 2 çarpı 2'den 2 iki tane yüzey bir alt bir üst çıktı. Hocam bir de sağ sol olayı var. Sağ sol olayı ne yaptı? Eklendi. O zaman bunları da ekleyeceğim. 2 çarpı 8 yani 2 çarpı 8'den 2 tane yüzey eklendi. İşte cevap bu işlemin sonucu olacaktır. Bu 64 çarpı 6. 64 ile 6'yı çarparsan 6 kere 4 24 6 kere 6 36 384 yapıyor. Eksi 8 yaptı artı 2 kere 8 16 32 yaptı burası. Şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? İlk önce şöyle yapalım. Şu ikisini toplayalım bakalım. Şu ikisini topladığım zaman hocam 416 yaptı. O zaman 408 yapıyor ya. Değil mi? Evet böylelikle cevaba 408 olarak ulaşırız. Cevap e oldu. 39. soruda ayrı ayrı tek tek şu yüzeyleri bulayım işte şöyle alanları bulayım şeklinde yapma sıkıntı yaşarsın parça çıkarma sorularında ne yapmak daha mantıklı parça çıkarılmadan önceki alanı bul hangi yüzeyler eklendi hangi yüzeyler çıkarıldı buna dikkat et bir de dikkat etmen gereken nokta nötrleyen nokta yani nötrleyen ön arka çıktı nötrle de ekleyip çıkartmana gerek yok bazen Hocam bu çıktı, bu eklendi deyip soruya yazıyorsunuz. Hayır. İlk önce de nötrleyenlere böyle bakmanız lazım bence. Tamam mı? Dikkat et. 39. soru Edremit oldu. Geldik. 30 30 39. soru Edremit oldu. Geldik 40'a. Evet, bu serinin son sorusundayız. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimindeki akvaryum içerisindeki su ile dolu olup C noktasında bir balık var, A noktasında da bir karınca var dışarıda. 8 verilmiş Ali Bey uzunluğu. BC uzunluğu 4 verilmiş. AE uzunluğu da 5 verilmiş. Yani burası da 5. Şimdi buna göre diyor C noktasında bulunan balığın E noktasına E noktasına giderken içeride gidecek. Yüzüp gidecek. En kısası burası değil midir? Evet. Yani bizden cisim köşegeni uzunluğu isteniyor. Cisim köşegeni nedir kardeşim? Kare küçüğünde diğer kenarlar 4, 5, 8. 4'ün karesi, 5'in karesi ve 8'in karesi değil midir? Evet. Yani bu Kök içinde 16 artı 25 artı 64 yapıyor. Topladığınız an kaç yapıyor? Şu ikisi 80 yaptı. 105 yaptı. Burası kök 105 yaptı. Evet burayı kök 105 buldum. Bir de başka ne isteniyor? A noktasında bulunan karıncada G noktasına gidecek. Yüzeyden en kısa gidecek. Hocam yüzeyden en kısa giderken böyle böyle gidecek değil mi? İlk yüzey sabit. ikinci yüzeyi açacağız. İlk yüzeyimiz sabit. İlk yüzeyimiz 8'e 5'liklik dörtgen. 8'e 5'liklik dörtgen. Üst kapağı açıyorum. Üst kapağı açarken hop böyle mi açacağız kardeşim? Evet. Böyle açacaksın. Bu kenar böyle şuraya gelmiş oldu. Yani burası kaç oldu? 4. Yani burası 4. Buradan başlayıp bak şu köşede şuraya gelmiş oldu. Buradan gelip buraya gidecek. 8 iken burası da 8. E burada da Pisagor bağıntısından burayı buluruz. Yani buradaki x uzunluğu da nedir? x kare eşittir. 8'in karesi artı 9'un karesi. 64 artı 81. O da 145 yapıyor galiba. X de böylelikle kök 145 yaptı. Bir uzunluk kök 145. Diğeri de kök 105. E bizden kök 145 artı kök 105 isteniyor. Yani cevap balık esir yaptı mı? Yaptı. Böylelikle neydi bu? Bu 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 neydi? Şöhretler karması 5'li denemenin geometri çözümlerini bitirmiş bulunuyoruz gençler. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki seride yine kareden güzel bir seri geliyor. Bekleyin çok güzel bir seri gelecek. Bir sonraki seride görüşmek dileğiyle demeden önce şöyle şuraya bir yorumla saklayalım. Ya ben bu denemeleri çözerken gerçekten çözdük. Bitti. Hatta ben giriş videosunu çekmedim. İlk önce hepsini çekeyim. Ondan sonra e, giriş videosunu çekeyim diyeceğim. Buradaki söyleyeceklerimi giriş videosunda da söyleyeceğim gerçi ama. Gerçekten ben çözerken geometri adına konuşuyorum. Çünkü geometriyi çözdüm. Diğerlerine bakmadım. Zevk alarak çözdüğüm sorular vardı. Bir şeyler katacak sorular vardı. Önemli olan da bir denemede önemli olan nedir? Bir, kendinizi deniyorsunuz. Farklı sorularla deniyorsunuz. Evet, farklı sorular. Bir de ikincisi nedir? Böyle size bir şeyler katan bir şeyler oldu mu? Oldu. Hemen hemen her denemede güzel şeyler kattı bize. Güzel sorular gördük. Eksik parçalarımızı tamamladık. Bir de seviyeler de vardı böyle. Bir deneme kolaydı bir deneme zordu şeklinde. Yani her türlü TYT'de her türlü duruma alışkın olarak alışkın olmanızı sağlayan durumlar vardı burada. Yani denemede de önemli olan noktalar buydu. O yüzden ben çözerken zevk aldım. Ee, gerçekten kaliteli sorularla karşılaştık zaten burada. Umarım hem bu denemenin hem de benim çözümlerimin size çok büyük bir katkısı bulunur ve sınavda her şeyi istediğiniz şekilde yaparsınız. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.